Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizlerle bis bağlacını göreceğiz. Bis e kadar anlamına gelen bir bağlaçtır. Aynı zamanda edat olarak da kullanılabilir. Edat olarak kullanıldığında kendisinden sonra isim gelir. Bağlaç olarak kullanıldığında ise cümle gelir. Ve bağlaç olarak kullanıldığında fiil sonda olan yani fiili sona gönderen bağlaçlardan biridir. Örnek cümlelerimiz üzerinde açıklamaya devam edelim. Ich warte hier bis du kommst. Sen gelene kadar ben burada bekliyorum. Bakın, ana cümle ve yan cümle. Ana cümlemiz normal dizilimde geliyor. Yani normal dizilimde oluyor. Virgül koyuyoruz. Cümleye bis ile başlıyoruz. Normalde ikinci sırada olması gereken. Burada fiil olur, yardımcı fiil olur, modal verb olur. O sona geliyor. Gördüğünüz gibi fiil sonda. Bisli cümleyi başa da alabiliriz. Bis du kommst, warte ich hier. Sen gelene kadar ben burada bekliyorum. Eğer bisli cümleyle başlarsanız, bis bağlacıyla başlarsanız fiil yine sonda. Virgül koyuyoruz. Bu kez ikinci cümleye fiille başlıyoruz. Wir bleiben hier, bis der Regen aufhört. Aufhören bitmek, kesmek, durmak, bırakmak gibi anlamlara gelir. Wir bleiben hier bis der Regen aufhört. Yağmur durana kadar burada kalıyoruz. Ich arbeite bis ich alles erledigt habe. Her şeyi bitirene kadar çalışıyorum. Ich lese das Buch bis ich einschlafe. Uykuya dalana kadar kitabı okuyorum. Sie arbeitet, bis sie genug Geld spart. Yeterince para biriktirene kadar çalışıyor. Sie lernt, bis sie die Prüfung besteht. Sınavı geçene kadar ders çalışıyor. Lernen hem öğrenmek hem de ders çalışmak anlamındadır. Sie lernt, bis sie die Prüfung besteht. Sie bleibt in der Schule, bis ihre Mutter sie abholt. Annesi onu alana kadar o okulda kalıyor. Gördüğünüz gibi bakın bisli cümlelerde burayı tekrar edeyim. Bisli cümlelerde bis bağlacının kullanıldığı cümlelerde yine fiilimiz sonda. Yani Almanca'da çoğu bağlaç zaten bu gruptadır. Fiilin sonunda olduğu bağlaçlardır. Bu bağlaçta da bis bağlacında da fiil yine cümlenin en sonunda çekimlenmiş olarak, özneye göre çekimlenmiş olarak yer alıyor.